Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz 2020 yılı otomotiv sektöründe büyük çığırlar açtı. Fiyatlar yükseldi, ikinci el yükseldi, sıfır fiyatları yükseldi, işte pandemi nedeniyle üretim azaldı vesaire vesaire birçok şey oldu. Ve arkadaşlar bu fiyatların yukarı olan yani yükselmeye endeksli durumu Kasım ve Aralık ayında sonunda değişti ve aşağı doğru bir eğim başladı. Arkadaşlar, Aralık ve Kasım sonu ve Aralık ayında sıfır araç bayileri gerçekten büyük araçlarında büyük indirimler yaptı. Nasıl indirimler yaptı? Mesela şöyle söyleyeyim, 20 bin lira, 30 bin lira, 15 bin lira gibi net indirimler yaptı sıfır araçlarda. Biliyorsunuz arkadaşlar, sıfır araç alacaksanız yıl sonu indirimleri daima kazançlıdır. Daima tercih edilir. Yani yıl sonunda araç alınır. Yıl sonu, yılbaşı gibi bu bir önceki yılın araçları indirimli şekilde alınabilir. Ben de bu nedenle engelli vatandaşlarımızın bu kampanyalardan yararlanması, sıfır araçlardan bilgisi olması, bize kaça geldiğine dair bilgisi olması açısından böyle bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz daha öncesinde ben bir video daha hazırlamıştım. Aralık ayında alınabilecek en ucuz otomobiller diye. Şu anda arkadaşlar en ucuz otomobiller değil, orta segment alınması daha muhtemel, daha imkanlı, daha mantıklı diyeyim. Yani daha mantıklı olan araçları, yani orta segment, tamam fiyatları biraz daha yüksek ama orta segment araçları inceledim bu videomda. Umarım sıfır araç almak isteyen, böyle bir düşüncesi olan arkadaşlarımızın kafasında bir fikir olur. Şimdi arkadaşlar hazırladığım listeye geçiyorum. Evet. Arkadaşlar listemde ilk aracım Citroen C Eliza. Fuel 1.5 Blue HD motora sahip, 100 beygir, 6 ileri manuel. Arkadaşlar bu aracın Aralık ayı kampanyalı fiyatı 192.500 lira iken engelli indirimli fiyatı 128.333 lira. Bir diğer aracımıza geçiyorum. Bakın bu da tercih edilebilir bir araç. Dizel. Şimdi arkadaşlar Dacia Duster. Comfort 1.0 benzinli 100 beygirlik 4x2 modeli karşımızda. Liste fiyatı 175.900 iken engelli indirimli fiyatı 117.266 liraya sahip olabiliyoruz. Bu da güzel bir seçenek. Duster biliyorsunuz son zamanlarda bayağı trend. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer aracımız Ford Focus. Zaten yıllardır tercih edilen klasik bir Alman modeli Ford Focus. Trend X modeli arkadaşlar. Bu sanırım hatchback versiyonu. Sedanıyla da arasında çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. 6 ileri manuel benzinli 123 beygirlik. Fiyatı 206.200. Engelli indirimli fiyatı 137.466 liraya denk geliyor. Bu da tercih edilebilir bir model. Bir diğer modelimiz ise, evet arkadaşlar, belki en çok tercih edilen, en çok alınan arabalardan birisi Honda Civic Sedan 1.6 Eco Elegance otomatik benzinli arkadaşlar. Sanırım 2020 yılında da bir önceki yılda da en çok satılan arabalardan birisi Honda Civic ve engellerinde en çok tercih ettiği modellerden birisi diye biliyorum. Liste fiyatı 231.200 lira iken engelli indirimli fiyatı 128.444 liraya geliyor. Arkadaşlar Aralık ayı kampanyalarında ek olarak da Aralık ayı boyunca %0.49 faiz oranıyla 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı varmış şu anda Honda Civic'in Elegance, Eco Elegance versiyonunda. Şimdi bir diğer aracımız Hyundai i20. Biliyorsunuz Hyundai i20 yenilendi arkadaşlar son şeyde. Yeni i20. 1.0 MPI 6 ileri düz motor seçeneğiyle jump versiyonu benzinli. Liste fiyatı 166.000 iken engelli indirimli fiyatı 110.666 liraya denk geliyor arkadaşlar. Almayı düşünen arkadaşlar için bunu da belirtelim. Bir diğer modelimiz Kia Ceed arkadaşlar. Kia Ceed 1.4 litrelik motoru, 100 beygirlik manuel versiyonu ve Cool Techno paketiyle fiyatı 205.900 lira iken
Kampanyalı fiyatı bakın düşmüş zaten arkadaşlar. Bir ortalama 5 8 bin lira gibi 7 bin lira gibi bir düşüş yaşanmış. Kampanyalı fiyatı 198.900 iken engelli indirimli fiyatı 132.600 liraya denk geliyor. Tabii ki ben bunu kampanyalı fiyat üzerinden hesapladım. Siz de araç alırken kampanyalı fiyatını sorun, ona göre hesaplatın. Adil olan, normalde yapılması gereken budur arkadaşlar. Şimdi bir diğer modelimize geçiyoruz. Yeni Stonic arkadaşlar, Kia'nın çıkartmış olduğu B SUV segmenti diyebilirim, güzel bir araç. Yeni Stonic 1.25 litrelik motoru, 84 beygirlik manuel cool versiyonuyla 181.900 lira liste fiyatı varmış. Kampanyalı fiyatı 169.900 liraya düşüyormuş arkadaşlar. Bunun üzerinden de engelli indirimli fiyatını hesapladığımız zaman 113.266 liraya sahip olabiliyoruz. Yeni güzel bir araç. Yani bu da seçenekler arasında değerlendirilmeli bence. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bu da tutan bir model. Bakın arkadaşlar bu aracın fiyatı gerçekten baktığımız zaman diğer CSU biliyorsunuz Sportage. Baktığımız zaman diğer araçlardan bayağı uygun. Şimdi arkadaşlar bu arabanın emsali normal arabalar 300 bin lira, 280 bin, 300 bin lira civarında satılıyor iken bu araç Kia Sportage Cool versiyonu 1.6 benzinli manuel 132 beygirlik motoruyla fiyatı 229.300, yani bu fiyatı gerçekten normalde ucuz. Bir de bunun üstüne engelli indirimi eklenince arkadaşlar Kia Sportage gerçekten tercih edilesi bir araç haline geliyor. Engelli indirimli fiyatıyla 152 bin liraya CSUV, güzel, geniş, ferah, yenilikçi bir tasarıma sahip, bak gördüğünüz gibi bir araca sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Yani Kia gerçekten uygun şu anda. Devam ediyorum listemize. Opel klasikleşmiş bir yine Alman ekolü Astra Sedan Edition Plus 1.4 benzinli 140 beygirlik motoruyla fiyatı 192.900 lira iken engelli indirimli fiyatı 128.600 liraya denk geliyor. Yine güzel bir araç. Devam ediyorum arkadaşlar. Listenin başında C Alize vardı biliyorsunuz. C Alize'nin bir diğer versiyonu Peugeot'da 301. 301 Active Blue HD yine aynı motora sahip, 100 beygirlik. Liste fiyatı 204.000 lira iken engelli indirimli fiyatı 136.000 liraya denk geliyor arkadaşlar. Almak isteyenler böyle değerlendirebilir. Yeni Captur, evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Captur'un kasası yenilendi, içi yenilendi. Captur yeni geldi. Captur'un Joy versiyon 1.0 100 beygirlik aracının liste fiyatı 211.900 lira iken engelli indirimli fiyatı 141.266 liraya geliyor. Gerçekten yenilikçi, güzel tasarıma sahip araçlardan bir tanesi. Devam ediyorum. Yine klasik bir aracımız sedan, orta segment. Renault Megane Sedan Joy versiyon 1.3 TCE 140 beygirlik motoru 140 beygirlik motoruyla fiyatı 200.900 lira iken engelli indirimli fiyatı 133.933 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız Skoda Scala 1.0'lık TSI 115 beygirlik motoru ve DSG şanzımanı elit versiyon, elit paket versiyonuyla liste fiyatı 224.900 lira iken engelli indirimli 149.900 liraya geliyor. Bu araçta arkadaşlar baktığımız zaman elit paket otomatik, yani bu da tercih edilebilir araçlardan birisi. Bir diğer aracımız Toyota Corolla, belki en çok satılanlardandır bu da Honda'dan sonra. Toyota Corolla, yeni Corolla 1.6 Vision liste fiyatı 190.900 lira iken engelli indirimli fiyatı 127.266 liraya geliyor. Bunu da böyle değerlendirebiliriz. Devam ediyorum.
Bir diğer ve sanıyorum ki son aracımız arkadaşlar. Golf 1.0 TSI 115 beygirlik manuel midline plus paketiyle liste fiyatı 213.400 lira. Engelli indirimli fiyatı 142.266 liraya denk geliyor. Bu şekilde sahip olabiliyoruz. Evet arkadaşlar, toparlamamız gerekirse orta segment araçlar bu şekilde. Ben bütün araçları incelemeye çalıştım. Yani Türkiye'de satışta olan. Ama arkadaşlar bu fiyatlar söylediğim gibi liste fiyatları. Bayilere gidip konuştuğumuzda işte başka farklı bayilerden fiyat aldığımızda bakın daha yüksek demiyorum. Daha düşük fiyatlarla araçlara sahip olabiliriz. Yıl sonu itibariyle bakın bugün ayın 24'ü. Nasıl söyleyeyim? Son bir haftamız var arkadaşlar. Yıl sonu yani bir hafta içerisinde bu kampanyalardan yararlanıp güzel, indirimli, uygun fiyata bence sıfır araç alınabilir. Bu bir fırsattır. Hem biz engelliler için hem normal kullanıcılar için de söyleyeyim. Bu fırsatı değerlendirmek, sıfır araç almak isteyen arkadaşlara önerim. Bayilerle irtibatta olsun, pazarlık yapsın. Araçları iyi incelesin, iyi değerlendirsin. İnşallah şimdiden hayırlı olsun diyorum böyle düşüncesi olan arkadaşlara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.